en azından Sayın Cem Küçük tarafından doğru bir şekilde ortaya koyulmadığını görüyorum. Kendisi yumuşattı. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında olan yine garibanı oluyor. Bizim yok Golden Sachs'la Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'da öyle oldu. Wisconsin'de böyle oluyor. Efendim işte muhalefet olsa ne yapardı? Kardeşim ekonomi kötü yönetiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunu hukuk güvenliği hakkını bir kenara koyuyorum. Ekonomi yönetimi kötü. Problem bu. Sorun bu. Bir defa şunu söyleyeceğim size. İnsanlar bizi seyredenler ideolojik tavırla mı hareket edecekler? Tencere tava diye mi hareket edecekler? Gerçekten ceplerine mi bakacaklar? Karınlarının doyup doymadığına mı bakacaklar? Zengini daha zengin etme peşinde mi koşacaklar? Onlar karar verecek. Çünkü hakikaten bazı notları aldım. Onları böyle bulup ara ara okumak istiyorum. Şöyle bir yönetici varmış, Britanyalı Benjamin Disraeli diye birisi şöyle demiş. Alışkanlıkların zincirleri önceleri fark edilmeyecek kadar hafif, sonraları kırılamayacak kadar güçlü olur. Alışırsın, öyle gidersin, inanmışlık vardır, biat edersin. Zaten muhalefetin de bugün en önemli sorunu kendi cenahına hitap edip Türkiye Cumhuriyeti'nin biat meselesinden, kültüründen kurtulup hakikaten seçmen için söylüyorum. Ama en önemli olarak gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin beka sorununun iktisadi sorunlar olduğunu görmemektir, gösterememektir. Yani muhalefetin bununla büyük bir hatası vardı. Ben size şöyle söyleyeyim. Bazı gerçekleri anlatmak lazım hakikaten. Rakamlar konuşulunca çok daha isabetli ve doğru yere gidiyor. Gerçekten adımlar atılması gereken, çünkü muhalefet şu anda düşünebilir. Ama iktidarda olan icra eder. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda parası var mı? Neyle sübvanse edeceksin? Yemin tonu olmuş 6.000 lira. Biraz sonra Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın açıklamalarını söyleyeceğim. Kardeşim biz yandım Allah diyoruz diyor ya. Mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç, yem fiyatlarında bize geliş olmazsa, destek olmazsa, para verilmezse, tazminatlarımız ödenmezse bizden hayır beklemeyin. Bunu söyleyen ben değilim. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı marketle üretici arasındaki farkın korkunçluğunu anlatıyor. Kardeşim Türkiye Büyük Millet Meclisi hala Avrupa Birliği standartlarına uygun hal yasasını niye çıkarmıyor ya? Burası Muz Cumhuriyeti mi ya? Burası guguk devleti mi? Hukuk devleti değil mi? Yıllardır niye çıkarmıyorsunuz siz bunu ya? Üreticiden tüketiciye gelinceye kadar bu zam yağmuruna sebebiyet veren sistemi niye çökertmiyorsunuz? Siz kimsiniz? Sizin işiniz millete hizmet etmek kardeşim. Kendi cebinizi doldurmak değil. Siz böbürlenemezsiniz. Sizin egonuz yüksek olamaz. Bize işinize geldiğinizde Hazreti Ömer'i gösterip de onun gibi yaşamadığınız yerde bize yutturamazsınız. Ben size söyleyeyim. Buğday, un, şeker, elektrik, doğalgaz felaketteyiz ya. Öngörülemezlik tavan, kaygı tavan, ralli devam ediyor. Şuradan örnekler vererek gideceğim. Siz bittiği yerde kesin beni. Sanayi tarifesi, seramik sektöründe vatandaş yazmış. BOTAŞ'ın tarifesi. BOTAŞ'ın sadece zam yağmuru mu var? BOTAŞ bir de kapasite kullanımı adı altında Türkiye Cumhuriyeti cari açığı kapatmak için üretmesi gerekirken efendim %60 kapasitenin üstüne çıktın diyerek %50 zam uyguluyor. Bırak sen o zamları uyguladığı hani tarife zamlarını, bir de diyor ki sen diyor kapasitenin üzerinde üretirsen diyor seni diyor cezalandıracağım ben diyor. Sen ne anlatıyorsun? Boş versene. Hikaye. La Fontaine'den masallar. Efendim inşallah olacak geçecek. Öyle masalları, şey masalları bu kadar küçümsemeyin. Bak hocam. Hiç bak bu masallar ciddi. Bu masallar insanların canını yakıyor. Ben başka bir yere getireceğim meseleyi. Şurada kardeşim benzinden mazottan konuşuyoruz değil mi? Ben size söyleyeyim tabloyu. Mazotta da Allah'tan 2 lira 36 kuruş düşüş oldu. 2 Haziran bu topraklarda söyledim. 2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde benzinin motorunun yani mazotun Brent petrolün doların kuru ölümünde dolar kuru 1,21. O dönemde siz yani 2 Haziran 2008 tarihinde 50 Türk lirasıyla 15,57 litre mazot alabilirken
Şu anda 200 lirayla 4 kat artmış bir parayla gidip ancak 200 Türk lirasıyla 6,16 litresini alamıyorsun. Yani şu anda sen 2 Haziran 2008'de 50 Türk lirasıyla aldığın 15,57 litre mazotun 200 lirayla 6,16 litresini alamıyorsun. Yani neredeyse yarıya yakınını alamıyorsun. Elindeki para o 50 liranın 4 katı olduğu halde. Benzin de aynı şekilde 10 litresini o dönemde 50 lirayla 17,98 litre alabiliyorsun. Şu anda 200 lirayla 10,10 litre alabiliyorsun. 7,88 litresini alamıyorsun. Neyle alıyorsunuz biliyor musunuz? O zaman aldığınızı 2008'de. Benzin olursa 356 lirayla, mazot olursa 330,70 lirayla. Yani senin kardeşim paran yerlerde, alım gücün yok. O araştırmanın son şekli 1 Nisan 2022 market alışverişi. O kalemleri saymayacağım. Artmayan sadece 4 adet poşet. Poşetin ham maddesi demek ki artmıyor. O nedense hep 4 adet poşet 1 lirada kalıyor. En çok o ama, artıyor. Ama herhalde onu da marketler sübvanse ediyor. Devlet değil de. Şimdi 101 günde bu ülke topraklarında 101 günde şu 21 kalem malda %20 artış var, utanın. Hani ne ucuzlaması var? Hani uçacaktık, Nisan ayına geldik. Cem kardeşim buralarda söylüyordu yaldır yaldır. Oh oh çekmeyi biliyordu. 18.5'tan 14-14.5'a 13'e geldiğinde halay çekiyorlardı. Çek bakalım şimdi halayı. Neyle çekiyorsun? Döviz iyi. Ha, neyle çekiyorsun? Dur, onu da söyleyeceğim. Döviz gitmiyor dur ki. Dur kardeşim dur sabret. Dövizi sabit tutuyor ki. Sorunun en azından Sayın Cem Küçük tarafından doğru bir şekilde ortaya koyulmadığını görüyorum. Kendisi yumuşattı. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında olan yine garibanı oluyor. Bizim yok Golden Sachs'la Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'da öyle oldu. Wisconsin'de böyle oluyor. Efendim işte muhalefet olsa ne yapardı? Kardeşim ekonomi kötü yönetiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunu hukuk güvenliği hakkını bir kenara koyuyorum. Ekonomi yönetimi kötü. Problem bu. Sorun bu. Bir defa şunu söyleyeceğim size. İnsanlar, bizi seyredenler, ideolojik tavırla mı hareket edecekler? Tencere tava diye mi hareket edecekler? Gerçekten ceplerine mi bakacaklar? Karınlarının doyup doymadığına mı bakacaklar? Zengini daha zengin etme peşinde mi koşacaklar?